Herkese merhaba, Uyanma Pratiklerine hoş geldiniz. Ruh, beden ve zihin üzerine farkındalık sohbetlerimizde bugün Çağgül'le ile ikinci serimizle devam ediyoruz. Hoş geldin Çağ'cığım. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, hiç fena değilim. Biraz adapte olmaya çalışıyoruz hala, birazcık da dinleniyoruz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hiç hız kaybetmeden sorularla başlamak istiyorum, müsaadenle. Konu beden farkındalığı. Son zamanlarda aslında çok da fazla gündemde olduğunu düşündüğüm ve bizim için de her daim gündemde olmaya devam eden bir konu aslında. Ve içeriğini düşündüğüm zaman da çok fazla anlamlı kılamıyoruz diye düşünüyorum. Bu beden farkındalığı gerçekten nedir? Ve biz bunu günlük hayatın içerisine uyarlayabiliyor muyuz? Günlük hayatta bunun farkındalığına varabiliyor muyuz? Nasıl varıyoruz varamıyorsak? Temelde beden farkındalığı nasıl bir içsel ve dışsal deneyim alanında bulunduğumuzu ve bundan nasıl ne şekilde etkilendiğimizi anlamamızı sağlayan beceri. Bu becerinin hayatın her evresinde içsel ve dışsal değişimlere hassasiyet geliştirmemiz için önemli olduğunu düşünüyorum. Yani kendimize ve çevreyle nasıl ilişkileneceğimizi anlamamızı kolaylaştırıyor. Ve yani senin soru üzerinden düşünmeye çalışıyorum bir yandan. Yani bedensel olarak düşünelim mesela. Bir objeye kolunuzu uzatıp ulaşmanın ne kadar güç olduğunu veya ne tür beceriler gerektirdiğini duyumsamak vücudunuzda. Veya bir objenin size ne kadar yakında durduğunu algılayabilmek. Veya nesnelerin arasında, nesnelerin yanında, nesnelerin üstünde, etrafında bulunmak fiziksel olarak. Bu ve bunun yaşam hareket alanımızı nasıl etkilediğini düşünmek, anlamak. Bütün bunlar hem düşünsel hem de duygusal karşılığı olan meseleler. Sadece bedensel demek değil. Beden farkındalığı dediğimiz zaman aslında sadece böyle yani çok yüzeysel anlamda kolumu, bacağımı fark edeyim gibi değil. Bu bile çok iyi bir şey aslında ama bunlar aynı zamanda çok manevi derinliği olan kısımlarımızla da eşleşiyor. Bu çalışmalar nasıl? Şimdi yani çok basitleştirmek adına zaman harcıyorum. Yani insanın hem mental, entelektüel süreçlerine de hitap eden konular olması açısından ne söyleyebiliriz? Birinin yanında olmak mesela. Bir şeyin altında kalmak. Değil mi? Yani çok bir şeyi geride bırakmak. Yani birini içeri almak, bir şeyi dışarı dökmek. Bütün bunlar aslında bedenden ödünç aldığımız kavramlar. Duygusal durumumuzu açıklamak için. Ve deneyimimizi açıklıyor. Affedersin, sözünü kestim de onu biraz açabilir misin? Bedenden ödünç aldığımız şeyler dedin. Evet. Yani yaşadığımız hiçbir deneyim, hangi katmanda, hangi tür deneyim olursa olsun, bedenden bağımsız kurgulanamıyor, yaşantılanamıyor. Çünkü temel varoluşsal enstrümanımız beden. Her şeyden önce bu dünyada bedenlenerek var olduğumuz için. Dolayısıyla deneyimlerin hep özünde bedensel bir formasyon var. Ve bu bizi beden üzerinden tanımlamaya, beden üzerinden anlam çıkarmaya veya işte algılamaya, duyumsamaya bir şekilde hani bütün yaşam kültürümüz beden odaklı. Sadece bugün değil yani biz evrimsel bir sürecin sonunda bugünleri deneyimliyoruz ama çok uzun zamandır dünyada beden deneyimi halindeyiz. Tür olarak veya farklı türler arası geçişler şeklinde de. Yani bizim yaptığımız şey esasen beden farkındalığı çalışmalarıyla yani bir parçalara bölmek, mümkün olduğu kadar bedeni parçalara bölüp beden bütünlüğünü parçalar üzerinden
araştırmaya çalışmak. Mesela bir çocuk düşünün, çocuk gelişimde bir çocuğa dirseğini hissettirebilmek için sadece dirseği hissettirmek yeterli olmaz. Ona bak buran dirsek demek yeterli olmaz, değil mi? Farklı beden bölümleriyle kendi dirseğine dokunması gerekir. Farklı beden bölümlerinin veya beden kullanım örüntülerinin içinde dirsek deneyimiyle ilgili ufak ufak uyandırman gerekecektir onu. Onun gibi yani bilincine varmak için önce parçalara ayırman ve bu parçaları birbiriyle ilişkiye sokman gerekiyor. Veya nasıl bir ilişkisi olduğunu deneyimlemen gerekiyor. Bu aynı zamanda bedensel olduğu kadar yani duygusal veya düşünsel olarak da öyle, hislerle de öyle. Mümkün olduğu kadar tek tek incelemek, adını koymak, birbiriyle ilişkilendirmek, birbiriyle ilişkilerini gözlemlemek gerekiyor ki mümkün olduğu kadar bütünsel bir bakış açısı yakalayabilirim. Yani bu aslında kontrast bir şey değil mi? Bir bütünlüğü algılayabilmek için onu parçalara ayırmak ve onu detaylarla incelemek gerekiyor. Tabii bunlar şu açıdan da çok önemli. Yani aslında her bir deneyim bir anlamda da bir anı. Bedenin her bölümünün yaşantılara dair deneyimleri var. Bazı izler var. Yani deneyimlediğimiz her şeyin bedenimizde izleri var. Ve yetişkinlikte beden farkındalığı çalışmak aslında kendi öykümüzü, kendi anılarımızı da bir anlamda ufak veya büyük çapta analiz etmeyi getiriyor. Tüm bu tabii içsel deneyimler bunlar. Hepsi kaotik şekilde bırakılmışsa, tıpkı beden gibi, yani bilinçli farkındalık deneyimiyle yaşanmıyorsa, o zaman es geçiliyor. Yani nasıl ki vücudunuzu bütün gün hissetmiyorsunuz, solunumunuzun farkında değilsiniz. Ve belki çok dar bir duygusal spektrumla yaşıyorsunuz. Repertuarınız çok zayıf diyelim. 3-5 tane duyguyu tanımlayabiliyorsunuz kendi iç dünyanızda. O zaman birçok şey es geçiyor. Gündeme gelemiyor, tanımlanamıyor ve bu tanımlanmamış, inoperatif halde faaliyete sokulamıyor, yanıt verilemiyor tanınmadığı için. Bütün bu enerji yükü sinir sistemi için bir yük. Bir tür dip ses gibi, bir tür gürültü gibi arka planda sürekli deneyimlediğimiz bir şey bizim aslında. Yani deneyimlerin içinden geçerken, bedene ne olduğunu, kas tonusundaki değişimleri, solunum örüntülerimizi, bedenin hangi bölümünde ne tür bir gerginliğin yoğunlaştığını, bütün bunları hissedebilmek, ayırt edebilmek, farkına varabilmek, bunlara yanıt vermek demek. Bu da neyin bize nasıl hissettirdiğiyle ilgili bir repertuar kazandırıyor. Kendimizi tanımamız adına da çok kıymetli deneyimler. Çünkü bu dünyadaki varlığın en yaşlı kısmı beden. En eski, en büyük baba beden. O yüzden orada çok önemli bir bilgi var. Ve bu, yani baba diyorum ama aslında anne baba her iki formasyonda taşıyor. O bilgiden bir şeyler getirebilmeye çalışıyoruz güne, ana. Tabii bunun bir hedefi var. Çok uzatmadan belki birkaç cümleyle söyleyeceğim. Tüm iç ve dışsal uyaranlar karşısında onları duyumlayabilme becerimizi daha sofistike hale getirebilmek. Bu aslında yaşam bize değdiği zaman, yaşamla ilişkilendiğimiz zaman içsel veya dışsal süreçlerde fark etmez bazı etkiler yaratıyor. Ve biz bilincimiz bedenden aldığı bazı sinyaller sayesinde bu etkiyi tanımlayabiliyor. Eğer ki bu sinyalleri yakalayamazsak çok kolayca bir canavara dönüşebiliyor. Uzun, orta veya uzun vadede. Yani onun ihtiyaçlarını anlamaz, regüle etme fırsatı vermezsek. Yani bir patolojiyle karşılaştığında sen çok iyi bilirsin.
Bunun bir hikayesi var. Bu dün olmadı. Ve çok önemli kronolojik bir hikayesi var. Sebep-sonuç ilişkisine bağlı. Bazı seçimler yapıyoruz farkında olarak veya olmadan. Bunların hepsinin altında da ortak özellik bedenin tümüyle veya spesifik bölümleriyle ilgili farkındalık veya dikkat eksikliği. Onu yorumlamada zorluk. Tabii burada bu bir sinyal okyanusu. Yani bu sinyaller kendi haline bırakılmadığını ve yani biz onları güzel yorumlayabilirsek birbiriyle alakasız görünen semptomların aslında aynı şeyi ifade etmeye başladığını veya bize daha spesifik bir çağrıda bulunduğunu anladığımız gibi kendi haline bırakıldıklarında canavara dönüştü o demek. Hayatımızda zorluklar, hastalıklar, sorunlar olarak bize geri dönüyor. O yüzden beden farkındalığı çok önemli bir kısmı işimizin. Sen konuşurken aklıma şu soru geldi. Altta tabii döndü bu. Yani bu beden farkındalığı ve bedeninde olup biteni evet bir şeyden duyumsuyorum. Fakat bunu çözümleyebilmek için duygudan ayırmak mümkün değil. Yani bu süreçte bedenini parçalara ayırıp onu tek tek gözlemlerken sadece ona bir et, bir kas parçası, bir kemik gibi davranmak. Hani başta dedin ya evet hani eklemini fark etmek, kası fark etmek tabii ki önemli bu noktada. Ama bir şey değiştirmek istiyorsan o zaman duygudan kesinlikle ayıramazsın. Sen eğitimlerde de bahsediyorsun ya hep limbik sistem, anıların kodlandığı, yüklendiği bambaşka bir nokta var. Bedeninle bunu bağlantılamalısın gibi. Bu döndü benim aklımda söylediğin şeylerden. Mümkün değil. Yani bu iki parça olarak bunu çözmek mümkün değil, değil mi? Evet, öyle insan deneyimini parçalara bölüp anlamaya çalışabiliriz ama düşünürken üzerine bütün bu parçalardan öğrendiğimiz detay bilgileri bir araya getirerek düşünürüz. Yani duyguları başka yerde çalışalım, beden kaslarımızı başka şekilde çalışalım falan. O bizim yani hem yogada benim hem de psikofiziksel diğer disiplinlerde bana çok ilham veren, beni eğiten diğer disiplinlerde çok uygun görünmeyen bir şey. İnsanın bir deneyimin 360 derecelik tüm yaşantısal alanlarına bakılması gerekiyor ki oradan sağlıklı bir çıkarım sağlarız böylece. Kişinin tabii bence bu noktada cesur olması gerekiyor. Çünkü bazen bir adım atıp sonra güle güle deyip bu bana uymadı deyip geri dönülebiliyor. Evet öyle. Bir de şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum. Yine bununla bağlantılı olacak tabii ki bedenden kopmadan. Yoga pratiğinde sen şöyle dersin. Yoga pratiğinde ilerlemek bazen bedensel olarak gerilemek olabiliyor. Yani bir şeyi çok çok iyi yapar hale gelebilirsin ama bedensel olarak ilerlediğin anlamında bu gelmiyor diyorsun. Peki burada nasıl bir gerilemeden bahsediyoruz? Şöyle yani ileri gitmek biraz da tabii ileri seviyenin tanımı falan bunlar da popüler konulardı birkaç sene önce. Bunları da konuşmak güzel olurdu ama ileri gitmek gibi bir bağımlılık da var. Bir yandan onu cepte de tutabilmeliyiz konuşurken. Sürekli yani bulunduğun yerde durmamak bir tür ilerleme bağımlılığına dönüşüyorsa bu zaten hayatın başka alanlarında da vardır. Sadece yogaya özgü değil. O yüzden yoganın içinde çok konuşulmasına gerek yok. Ama yogada ileri seviye nedir? Veya ileri gitmek nasıl olabilir? Vesaire gibi konuşursak genelde şöyle anlaşılıyor. Daha fazla ve daha karmaşık asanalar veya daha yoğun, intense deneyimler. İşte meditasyonda veya işte farklı bir şeyler, çalışmalarda. Olabilir mi? Olabilir. Neden? Çünkü vücudunuzu daha komplike kullanmaya başlıyorsunuz. Daha zorluk seviyesi yüksek oluyor. Vücudunuzda yarattığı stres seviyesi de aynı oranda artıyor. Bu önemli bir kavram mesela. Buradan girip birçok açılım yapılabilir. Ama ben hep şöyle gördüm. Hani ileri seviye falan gibi bunları, bu isimleri koyuyoruz. Ama çok önemli değil bunlar benim için. Çünkü basit görülen bir asanaya baktığım zaman, atıyorum yoga bilenler için söylüyorum, Utthita Trikonasana'ya,
bütün kavitelerimizin hassas değişiklikler yaşadığını, dolayısıyla solunumumuzun yani çok kısa zaman dilimlerinde çok radikal değişiklikler yaşadığını veya nöromasküler birçok refleksin anlık olarak farklı tetiklenebildiğini, eklem dinamiklerinin değiştiğini, ya karmaşık bir şeyden bahsediyoruz aslında. Çünkü bir şeyi algılama becerinin ne kadar artıyorsa o kadar az uyaran yeterli oluyor. Şimdi bu benim için önemli çünkü bazen bir pozun içinde derinlere inmek, orada daha zengin bağlantılar keşfetmek de ilerlemenin tanımı olabiliyor. Çünkü böyle lineer bir algı var. Sanki ilerlemek hep tek yönlü bir şeymiş gibi. Yani ilerlemenin daha fazla materyalle, daha fazla kitapla, daha fazla bilgiyle, daha fazla asanayla ilgili olmadığı kısımlar da var. Bunlar dikkatimizin kalitesiyle çok alakalı. Bunlar hala hazırda bildiğimiz şeylerin arasında ne tür bağlantılar kurabildiğimizle çok alakalı. Tabii bu son dönemde şey de çok arttı. Biraz bu sorular da o yüzden doğuyor. Aşırı miktarda böyle karmaşık asanalar yapabilmek veya işte ne bileyim daha akrobatik takılmak, daha zor şeyleri kanırtmak falan. Bu benim çok karşı durduğum veya küçük gördüğüm bir şey değil. Bakış açım şöyle, ben bunu aslında çocuk gelişim süreçleriyle falan birlikte düşündüğüm zaman bana çok anlamlı geliyor. Çünkü bu aslında hissetme açlığımızın dışa vurumu bir tür. Aslında bu gelişimsel, yani duyu motor becerilerimizin gelişimi sırasında eksik kalan kısımları tamamlama ihtiyacımız. Bir anlamda regresif bir şey bu. Yani postürümüzün içinde daha zengin ve derinlemesine bağlantılar kurmak herkese çekici gelmeyebiliyor. Çekici gelen şey gelişimin eksik veya işte hasarlı fazlarındaki kısımları tamamlamak da olabiliyor ve hepimizde var bu tür kısımlar. Yani bir tür proprioceptif veya vestibüler açlık gibi düşün onu. Ve her insanda bu ihtiyaç farklı. Yani zamanla yatışa da bilir, bilmiyoruz. Veya hayat boyu böyle de gidebilir. Ve onun yaşam tarzı bu. Yani yeterince doyurulmamışsa bu, o zaman kışkırtılmış şekilde geri de dönebiliyor. Bununla ilgili uyanık olmak adına söylüyorum. Yani kimseyi yargılamak için değil. Aşırı bir talep varsa, eğer kendimizi dengeleyemiyorsak sürekli kendimizi hırpalıyor ve daha fazla, daha değişik falan böyle bir istek oluşuyorsa ve bu bedensel olarak belirli bir stres yaratıyor. Bunun farkında olmak lazım. Nereden geliyor, ne tür bir ihtiyaç falan. Geri besleme döngüsü bu. Bir şeyler yapıp tekrar dönüp bakacaksın. Bir şeyler yapıp dönüp bakacaksın. Evet, dediğin gibi biz... Evet, dediğin gibi stres konusu bambaşka kapılar, konular da açabilir bize. İnşallah bir sonraki buluşmalarımızda, sohbet serisinde bunu konuşuruz. Benim de çok ilgimi çeken, birçok insandan da duyduğum bir konu aslında bu. Bir diğer soru olarak şöyle devam edeyim, anda kalabilmek. Bazen şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Canın sıkılıyor, biliyorum, kafan başka bir yere gitti ama anda kalabilirsin. Şu an derin bir nefes al ve de ki, andayım, akıştayım, şu bardağı tutuyorum, suyu içiyorum, hisset suyu. Bunlar çok güzel şeyler, evet. Söylenmesi çok kolay fakat bunu hayata uyarlamak hiç kolay değil. Yoga pratiğimin içerisinde genelde duyduğum ve kendimde de olmasını istediğim şeylerden bir tanesi, bir asananın içindeyken ya da uzmanlaşma programındaki birçok kişide de duyduğum, gözlemlediğim şeylerden biri. Asananın içinde kal. O belki hani o yoğunlukla kal diyorsun ya, o biraz ana getirebilir fakat o duygu, durum, anılar, hislerin çok yoğun geldiğinde onun içinden de çıkmak istiyoruz. Peki bu durumda ne tavsiye edersin? Nasıl bir yol izlemeliyiz? Bu da mesela çok değişken, yani herkesin deneyimi bir değil. Çok genellemek soruları tabii ki işimizi çok kolaylaştırıyor. Çünkü ben bildiğim her şeyi bu vakte sığdıramam.
her şeyin her kısmını bilmiyorum falan. Bu buradan güzel bir sohbet çıkarabilmemiz için benim bu genellemeyi bir şekilde dönüştürmem gerekiyor. O da şöyle. Mesela yani nasıl bir çocuk doğduğunda bir anne deneyimi yaşamakla ilgili hazır doğuyor. Çünkü neden? Var olmuş herkesin bir annesi vardı, bir anneden doğdu. Yani doğmak kavramı zaten anne ile ilişki repertuarını da uyandıran bir şey. Bu anne ile ilişkiye dair refleksif bir repertuar bu. Belki bilinçli değil. Ama aynı böyle bunun gibi her çocuk aynı zamanda yaşamla keyifli ve merak dolu böyle keşifsel bir oyun gibi ilişkilenme repertuarına da sahip. Değil mi? Biliyoruz bunu yani. O 0-5 yaş, 6 yaş arasında sıkça gördüğümüz bir durum. Bu da bir miras. Çocukluk arketipinin içinde. Ve bir zaman sonra yani ne oluyor oradaki meditasyona oturan kişi niye böyle bir deneyim yaşıyor ya? Birazcık belki farklı bir esans getirmek için. Ne oluyor bir zaman sonra da böyle yeni bir deneyimin içinde bize aşırı bunaltıcı veya kendimizden kaçmak veya deneyimlediğimizin içinde tam olarak var olamamak gibi sorunlar getirmeye başlıyor. Biraz şeyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Son zamanlarda düşüneceğim bu. Yaş ilerleyince ilginç bir kavram geliyor, sorumluluk diye. Fakat hani bu bir yetişkin sorumluluğu gibi düşünme söylediğim şeyi. Yapılması gerekenler ve doğrular. Yani biz doğal kavramı yerine doğru diye bir yere gitmeye başlıyoruz işte. Çocukluğunu düşün yani. İstediğim yere kaka yapabilirim. Hayır, kakayı tuvalete yapabilirsin gibi. Veya işte şu saatte şu yenir, şu saatte uyunur veya şu saatte okula gidilir falan çocuk kafasına sen her şeyi yapamadığında değil mi? O böyle içgüdüsel, iç tepisel hayat bir anda farklı bir yöne doğru gitmeye başlıyor. Bu arttıkça özellikle ergenlik ve yetişkinlikte daha da kapsamlı hale gelmeye başlıyor. Bu sefer bu bir stres yaratıyor. Yaşamsal, yaşantısal. Bu strese verdiğimiz yanıtlar da farklı. Bu stres yanıtlarıyla bağlantımız da herkeste aynı seviyede de değil. Şimdi mesela henüz uykun doğal şekilde bitmeden alarm çaldı ve uyandırıldın. Evet. Şimdi bu bir stres türü sistemin için. Günlük stresleri anlatıyorum yani abartılı çok travmatik deneyimleri değil. İşlerin teslim tarihleri var, deadline var. Düşün yani bitirmen gerekiyor. Ya da doldurulması gereken kotaların var, satış komisyonların var, bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyorsun. Ya da mesleki bir rekabet alanındasın falan. Bizi sürekli seçtiğimiz yaşamın artan talepleriyle baş edebilmek için belirli stres aşamalarına doğru iten bir hayat. Bu durup kendimizi algılamayla ilgili gecikmiş, ertelenmiş çok fazla yan bırakıyor geride. Çünkü dedim ya hep ileriye gitmeye çalışıyor sistem. Tabii bir yandan da bu kontrast bir yön yaratıyor. Hayattan tamamen geri çekilmeye çalışan bir tarafımız da uyanmış oluyor. Biri bizi bu kadar ileri gitmeye zorladığında. Ve bu ikisi arasında önemli bir çatışma alanı doğmuş oluyor. Bu alana neler sızıyor, neler girmeye başlıyor? İşte meditasyona oturduğunda karşılaştığın şeyler. Yani bu senin iki yanın arasındaki diyaloğun sesi, oradaki dışa vurumlar. Tabii durup kendimizi deneyimlemediğimiz zaman bu yaşantı artan şekilde yıkıcı etkisi arttığı zaman bunu bir noktada beden tolere edememeye başlıyor. Çünkü bedeni biraz böyle kullanma konusunda maalesef eğitildik çoğumuz. Çoğumuz beden eğitimi veya buna benzer bir tanımla karşılaştığında bazı kültür, fizik, sportif hareketler diye bilir değil mi? Bunu aslında çocuklukta bize bedenle ilgili duyusal çalışmalar veya içsel farkındalık çalışmaları, farklı bedensel zihin beden çalışmaları öğretilirse
Tabii ki algımız da o yönde değişiyor. Dolayısıyla ergenliğe, yetişkinliğe geçiş süreçlerimizdeki, değil mi, yaşantılarımız değişiyor. Hani bugün toplumda sorunsa, mesela bedensel sorunlar, çok önemli bir kısmı bu. Ama meditasyonda da bu çok fazla hareketli bir zihin falan, işte ne kadar süredir devam ettiğini gösteriyor. Evet, kurduğum bağlantı gerçekten çok iyiydi. Birçok şeyi de böyle kafamda ampullerini yakmış oldu. Bakış açın çocukluktan bu yana ve sorumluluk artınca yetişkinlik, özellikle yetişkinlik zamanında kendimde de deneyimlediğim bir sürü şey taşıyoruz ve o anı taşıyabilmek. Bana tabii Luna'dan sonra çok daha fazla böyle düşünmeye başladım kızımdan sonra. Yani işte hayatın, yani o beni baba rolüne soktuğundan itibaren tabii ve ben onda çocuk, kendi çocukluğumu daha fazla çağırmaya başladığım zaman gördüğü bütün aksaklıklar, bütün problemler, kendi çocukluğumla ilgili onun yaşadığı sorunlar veya etrafımızdaki diğer insanlar. O zaman daha fazla düşünmeye başladım. Tabii ki profesyonel olarak çocuk gelişimiyle ilgilenen biri için bunlar hani her günlük bilgiler. Zaten biliyor. Ama benim için hala büyük bir keşif olanı, tabii bütün o beden bilgisi, bütün o yoga bilgisi, felsefi bilgi, anatomi bilgisi hepsiyle beraber şimdi bu süreçte bunları düşünüyor olmak çok aydınlatıcı oluyor benim için. Belki hani sohbet bu, başka birine de ilham verir diye söyledim. Evet. Bence verecektir, öyle hissediyorum. Bu başka bir sohbetin başlangıcı olabilir ama cevabını merak ettiğim için kısa bir soru olacak. Belki kısaca bir başlık olarak cevap veririz ve ipucu olur bir sonraki sohbetimiz için insanlara da. Şöyle bir cümleyi okuyacağım tabii ki. Jung'tan bir cümle bu. Kişi aydınlık figürleri imgeleyerek değil, karanlığın bilincine vararak aydınlanır. Burada bahsettiği şey gölge karakter mi? Önce bunu sormak isterim. Hemen sonrasında da hayatlarımızı nasıl etkiliyor ve yogada gölge karakterimizle buluşabilir miyiz ve onu şifalandırabilir miyiz? Şimdi çok çok geniş biliyorum ama belki ufak bir giriş yaparsın ve nasıl bir şey olduğunu anlayabiliriz. Gölge karakter nedir mesela? Evet, yani şimdi bu benim uzmanlık alanım değil ama ben Jung okumayı seviyorum. İyi de bir okuyucu olduğumu düşünüyorum. Gölge bence çok harikulade bir hediye. İnsanlığa verilmiş. Bildiğim kadarıyla kavram olarak Nietzsche'den alıyor bu kavramı ama Jung zaten çok donanımlı birisi. Sadece yani o gölge kavramı, sadece gölge şimdi çok popüler oldu ama Jung'un kendi kuramında gölgeyle birlikte düşünülmesi gereken çok fazla detay var tabii ki. Yani çok profesyonel seviyede bunu konuşmak için çok kısa bir zamanımız var ama sohbet niteliğinde şöyle şeyler söyleyebiliriz. O cümleyi biliyorum. Biraz bana sen söylediğinde Joseph Campbell'ın şeyi geldi. Gölgeyle ilişkilenmeyi karanlık bir deniz yolculuğu, gece yolculuğu veya karanlık bir ormanda gezinti gibi anlatır. Çocukken yani aslında geriye dönüp dini mitolojiye baktığımız zaman da şeyi görürüz. Mesela biraz gölge kavramında bahsetmiş olalım diye. Şimdi Tanrı'yla karşılaşma anlarının anekdotları vardır. Belki rast gelmişsindir işte. Göz alıcı, yakıp yok edici, karşısında var olamayacağın seviyede bir ışık. Yani ne kadar manidar, değil mi? Onun ışıkla tanınması veya Hristiyanlığın kutsal kitabındaki önemli bir emirdir. Yani ışığın var olması içindir ilk emir. Ve bunu yaptığınız an gölgeyi de var etmiş oluyorsunuz yani. Ve böyle başladı işte her şey. Sonra o mitolojiye döndü, ondan sonra o tarihe dönüştü, ondan sonra folklore dönüştü, oradan masallarımıza kadar girdi falan. Şimdi ben Jung'un ifade ettiği görüşü çok seviyorum. Neden? Çünkü nasıl ki iyi diye bir tanım yapabilmek için bir kötü tanıma ihtiyacım var. Değil mi? Bu polarite çok öğretici. Çünkü şu fikri de algılayabilmeme yardımcı oluyor. Psişik bir bütünlük için
kusurlu taraflarıma ihtiyacım var. Onları yok etmeye değil, onlarsız olmaya değil, kusurlarıma ihtiyacım var. Çok önemli bir detay. Şimdi tabii kusur deyince herkes farklı şeyler düşünüyordur ama hani aksayan yönlerimiz, herkes de farklı yönler aksıyor. Mesela sosyal anksiyetelerimiz, agresyonlarımız neler var? İşte sapkın seksüel eğilimler, ondan sonra birisi için o sapkındır, öbürü için normalize olmuştur. Onlar değil konumuz. Kendimizi sınırlayan inançlarımız var. Öfkeyle zarar verebilmeye dair çok büyük bir kapasitemiz var insan olarak. Kaba ve kibirli davranışlarımız var veya işte bağlanma yakınlık sorunlarımız falan. Bir takım nevrotik başka meseleler mesela. Bunlar aksiyan yönlerimiz olsun. Şimdi bütün bu belirtiler, yani hayatın içine getirdiğimiz sorun olarak geri topladığımız meseleler. Arka planda bize bir mesaj veriyor. Çok yoğun bir bilişsel seviyede bir uyumsuzluk olduğunu söylüyor iç dünyamızda. Yani nasıl bir uyumsuzluk? Yani bu uyumsuzluğu oluşturan koşullarla ilgili bir mesai çağrısı bu. Aslında hani Joseph Campbell'ın diliyle kahramana bir çağrı. Bütün yolculuklar önce bir çağrıyla başlar ya. Hani Neo Matrix'te beyaz tavşanla çağrılmıştı veya Star Wars'ta prensesin mesajı falan. Şimdi bu bize anlatmaya çalışma şekli sistemimizin. Bu uyumsuzluğun aslında kim olduğumuz fikriyle gerçekte içeride neler barındırdığımız arasındaki uzaklaşma. Ve bu tabii çok trajik bir hal de alabiliyor. Ne gibi mesela nasıl görünüyorsak, kendimizi nasıl sunuyorsak, Jung'un kavramlarıyla konuşmuyorum hani açıklayıcı olmak adına, nasıl görünüyorsak kendimizi o zannetmek. Bu çok trajik hale gelebiliyor ve arka bahçemizin giderek büyümesine sebep oluyor. Şimdi kişiliğimizi dışa vuran eylemler, yani gölgeyi konuşuyoruz hala, bu eylemler aslında kişiliğimizin altında gizlenen veya ayıplanmış veya reddedilmiş, bir tür reddeneyimine maruz kalmış gibi düşün. İhmal edilmiş, yani bir şekilde reddedilmiş. Bütün bu talepleri dışa vuruyor aslında bu eylemler. Dışa vurma çabası bir anlamda. Hani şöyle görüyorum ben onu. Bütün görünmeyen düzenler, bütün görünmeyen katmanlar, görünen üzerinde bazı işaretler bırakır. Değil mi? Vücut da öyledir. Mesela iskeletin deride topografik bir belirtisi var. Referans noktaları alırız yani. Onun gibi bazı işaretler bırakır ve o bizim dikkatimizi çekmeyebilir. Ama onun o işaret olduğunu anlamaya başladığımızda kemiğin kendisini görmemize gerek yok, değil mi? Topografik olarak evet. Kemiği biraz, yani onun gibi. Şimdi farkındalık bu, yani. Aynen öyle. Bu yani çok derinde olabilir mesela, eğer bu red söz öncesi dönemde ebeveyn tarafından çocuğa uygulandıysa. Tabii ki bununla ilgili kayıtlar veya çalışmanın yoğunluk seviyesi söz öncesi dönemde olduğu için oldukça derinde olacaktır. Çok yüzeyde de olabilir. Bütün bu mesele bu sıkıntılı anılar falan da değil. Mesele onları, bu taraflarımızı anımsadığımızda veya ortaya çıkarmak ya dair kokusunu hissettiğimizde ortaya çıkışına, bütün reddedilmiş ıstırap duyan yanlarımız, bunların yarattığı o getirebileceği potansiyel kaotik hal, o çözülmemiş, anlamlandırılmamışlık gölgeyi besliyor, büyütüyor. Aslında temelde hani Jungian tabirle bastırılmış, görmek ve gösterilmekten, görülmesinden ve göstermekten hiç hoşlanmadığımız yanlarımızı tarif ediyor gölge. Uzun uzun konuşabileceğimiz bir konu. Kesinlikle. Ya bitmesini hiç istemem şu an. Çünkü arka bahçe
Evet, süreyi geçtik tabii ama arka bahçe benim için çok aydınlatıcı oldu. İlginç. Yani yaklaşımlarını zaten çok seviyorum. Arka bahçe ve bu çocukla yani sosyal olmayan döneme ait ve kemiği görmek zorunda değiliz. Bunun üçü üstüne zaten çok çok uzun şeyler konuşabiliriz ama bir de Yoga'da bunun yani Asana'nın meditatif oturuşun içerisinde nasıl bağlayabiliriz? Böyle birkaç cümleyle mümkün olabilirse eğer. Yani bizim dedim ya işte aksayan yanlar. Şimdi anda kalma meselesiyle de ilgili aslında hep andayız. Anın dışına çıkmak mümkün değil. Biz geçmişi düşünürken de andan kopmuş olmuyoruz. Değil mi? Geçmişi düşündüğümüzü fark ettiğimiz zaman buradayız. Hala oldukça andayız. Fark etmediğimiz zamansa anın içindeki var olma şeklimiz değişiyor. Aslında bütün olay dikkatle, farkındalıkla, kapsayıcı bir bakışla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani anı daha doyurucu kılan yaşamsal açıdan. Aksayan yanlar da böyledir. Mesela ben daha çok onunla ilgilenirim. Asana'nın içinde ne olduğuyla değil, stüdyonun içinde ne olduğuyla. O benim için daha hani soyunma odasında ne oluyor? Ben onları önemsiyorum daha çok. Daha böyle dedikodu tarafına gitmedim. O yüzden değil. Ama ilişkiye mesele, yani matın içinde otururken çok kolay alternate edebilirsin. Yani yokmuş gibi yapabilirsin, çok kolay yön değiştirebilirsin. Evet. Veya kendi kendine karşılaşmak istemediğin şeyleri çok kolay matın dışında tutabilirsin. Ama interaksiyona girdiğinde, hocayla, mekanla, mesela o kişi mekanı nasıl kullanıyor, objelerle veya arkadaşlarıyla, tanıdığı tanımadığı kişilerle, orada ister istemez kontrol edemeyeceği bir alan olduğu için ister istemez bazı etkilere maruz kalıyor ve bazı yanıtlar veriyor. Esasen işte eğer gölgeyle çalışacaksak veya buna dair bir yolculuğa başladıysak en güzel kısım kimleri idol olarak gördüğümüz, kimleri hayatımızın dışında tutmak için çok büyük bir çaba sarf ettiğimiz, ne tür duyguları yaşayan insanları görmekten kaçındığımız veya hangi tür duyguların içine girmekten kaçındığımız gibi sayısız örnekle büyük bir araştırma sahasına giriyoruz. En başta söylediğin şey çok önemli. Bu bir cesaret meselesi. Ve bu bir sonunda böyle madalyalı bir ödülü olan bir şey de değil. Ama birçok bu konuda usta insanın söylediğine göre hayatın en acil projesi. En acil. Yani çünkü Jung bunu çok üstüne basarak söyledi. Bir insan kendi gölgesinden uzaklaştıkça onun hayatındaki canavarlar, onun hayatındaki yıkıcı unsurlar giderek artar. O yüzden çok acil bir proje. Hepimiz için hep dikkat etmemiz gerekiyor. Ama sevginin bir parçası. Bak burada bitirmeyelim. Yok, bitirmeyecek bu zaten. Öyle bir kendimden geçtik. Sevginin bir parçası. Yani ışık kadar gölge de sevginin ayrılmaz bir parçası. Üzülmeyin. Hatta aynen dediğim gibi kusurlarıma ihtiyacım var. Psikolojik bir bütünlüğe ulaşmak istiyorsam. Psişik bir bütünlüğe. Tamam. O yüzden de dedim yani. Gölgenin içinde çok büyük hazineler olduğu söyleniyor. Ve benim hayatımda da hep gördüğüm o. Beni çok besledi. Sevgi anlamında da. Evet. Belki tekrardan değinebiliriz buna. Söylediklerim beni de çok etkiledi. Ayrıca kız soyunma odasında şöyle şeyler oluyor. Hocaya bak ya, ne dedi? Bütün ders boyunca aklımda dönüp durdu. Ay biraz kötü hissettim kendimi. Bilmiyorum vallahi bugün gideceğim, ne yapacağım? Bir şeyler içerim herhalde gibi şeyler olabiliyor. Orası recollecting kısmı, yani bir şey projekte ediliyor ve bir deneyim geliyor ve ondan sonra oradan ne toplanıyor, onun yorumunu yapıyorlar. Çok tatlı bence işte. Ben de yapıyorum aynı şeyi, eve gidip ben de kendi söylediklerimi düşünüyorum, sınıfta olanları düşünüyorum falan. İnsan olmak böyle bir şey. Evet, öyle. Çok teşekkür ederim zamanını ayırıp davetimizi kabul ettiğin için. Ne demek? Çok keyifli bir sohbet. Umarım izleyenler için de öyle olacaktır. Uyanma Pratikleri her hafta yeni konuklarıyla devam ediyor. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın ve de bildirimlerinizi açınız lütfen. Çok teşekkürler tekrardan. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Umarım güzel bir sohbet olmuştur bence. Çok güzeldi.